Halkalı'dayız. Böyle yine Aydın İpek İşleyen'in el attığı ve çöktüğü bir binayı sizinle paylaşmak istiyorum. 3 bloktan oluşuyor burası. Burasını allem etti, kullem etti. Ersoy İlter adlı bir tetikçi diyelim. Piyasaya soktuğu bir, arkasında olduğu bir dolandırıcı vasıtasıyla bu binaları yaptırdı. Her bir daireyi 5-6 kişiye sattı. Parasını Ersoy İlter üzerinden Aydın İpek İşleyen aldı. Ve en son bu paraların üstüne de Aydın çökünce insanlar Ersoy İlter'i aramaya başladı ve Ersoy İlter'in Gürcistan'a kaçtığını söylüyorlar. Şimdi birçok insan, şimdi malımızı vereceksiniz diyor. Ama Aydın İpek İşleyen de diyor ki, tamam kardeş, benim müteahhitimi bulun getirin. O desin ki Aydın abi, bunun dairesini ver, biz de dairenizi verelim diyor. Halbuki Aydın bu sözü kimseye vermez. Çünkü bu müteahhiti dediği Ersoy İlter'i Gürcistan'a yollayan, oraya götürüp saklanmasını sağlayan Aydın İpek İşleyen, bir yandan da akrabalarının deyişine göre 3 yıldır haber alamadıkları Ersoy İlter'in öldürülmüş olduğunu düşünüyorlar. Ve bunu da zaten Aydın İpek İşleyen'in yaptırdığını birçok insan biliyor. Şimdi şurada bir kiralık satılık daire demişler ama bitmez bunlar ya. Yani bitmez ki satılsın ya da kiralansın. Yer güzel, hoş güzel. Lakin bu bloku da nasıl ele geçirdi bu Aydın İpek İşleyen? Ersoy İlter ile Kadir Aydın bu blokları yapmaya başladılar. Bitmek üzereyken de Aydın yine devreye girdi ve Kadir Aydın'ı burada bir tuzağa düşürerek buradaki hisselerine de kondu. Buradaki 30 tane daire Kadir Aydın'a ait. Lakin bunu Aydın İpek İşleyen vermek istemiyor. Kadir Aydın ise dairelerini istiyor. Aydın İpek İşleyen ise diyor ki, kardeş, senin ortaklık yaptığın Ersoy İlter'i getir bana, desin ki evet, Kadir'e dairesini ver, ben vereceğim diyor. Ama ben de diyorum ki, zaten bu adamın akrabaları Ersoy İlter'in öldürüldüğünü düşünüyor. Ortada bir Ersoy İlter olmayacak ki çıkıp desin ki evet, bu daireler Kadir Aydın'ın. Bu yüzden Aydın İpek İşleyen ve FETÖ terör örgütü maalesef bir bloka daha çökmüş oldu.